Hanımlar, beyler. Herkese merhaba. Evet, şişe boşaltıcı araştırma gerektirmiyormuş. Biliyorum, yorumlarda herkesi delirttim. Hatta Discord'dan falan bana seslenen doktora da buradan selamlar. Yapıyoruz, tamam. Şişe boşaltıcımızı yapıyoruz. Buradan kirli suyu buraya boşaltacağız. Araştırma gerekiyordur diye düşündüm ben şişe boşaltıcı için ama maalesef değilmiş. Neyse, çözdük. En azından çözdük. Tamam. Bizim şu piller ve enerji üretimimiz de yetersiz kalıyor. Buna da Giray dikkat çekmişti. Mesela şuraya bir pil daha yapacağım. Ardından metal cevherimiz kalmamış. Birazcık metal toplamamız gerekiyor. Şuradakileri toplayabilirim. Var mı etrafta başka? Şuralar var. Buraya aslında bizim arkadaşlar birazdan yapacaktır herhalde diyeceğim ama tabii buradan yukarıya çıkış lazım. Böyle yapsak. Şu iki karoyu yıkmam gerekiyor. Bunun için. Yıkalım. Seçememişim. Bunları, hatta şunu da yıkman lazım. Ardından şurası hala beni korkutuyor bu arada. Yani şu nokta özellikle içeriye kirli suyun girmesi açısından. Onu bir çözüm bulacağız bir şekilde ama. Dur bakalım. Şu suyun kesinlikle kirlenmemesi gerekiyor bizim için. Kirlendiği anda ayvayı yiyingen. Şurayı da bu arada halletmemiz gerekiyorsun. Altı diyelim. Şimdi şu kirli sularımız. Bir tanesi burada. Süpür diyoruz. Bir tanesi burada. İtiraf etmeye gerek yok. Süpüreceğiz. Bizim etraftaki kirli havayı da bu arada temizlememiz gerekiyor acilen. Onun için araştırma yapıyorduk en son. Onun araştırmasını yapıyorduk biz. Yoksa yanlışlıkla şu gübreleyiciyi falan yapıyordum ben en son. Aynen, oradan devam ediyoruz hala ama. Neyse, burada tarım istasyonu falan var. İşimize yarayacak şeyler var. Bunu hallettikten sonra hava için uğraşacağız. Havayı temizlemek için. Çünkü yemek yedikleri yerler bayağı kirlendi. Oksijen açısından. Pis kokuyor yani. Yani şişe boşaltıcının burada olmasının bir sıkıntısı yok. Çünkü direkt aşağıya suyu boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. Buraları da halledersek kirli suyumuzu artık kullanmaya başlarız. En son ne yapacaktım ben? Metal topladık biraz. Bir jeneratör daha yapmayı istiyorum. Onu da buraya koyacağım. Bir de kablo çekmek lazım. Bu şekilde. Aynen. Burada bol miktarda karbondioksit var. Bunları aşağıya almam gerekiyor benim. Onun için de granitleri kazabilirim. Bu şekil iş görebilir bence. Böyle şöyle bir kazsak. Hatta buraya da bir tane merdiven koyulabilir. Kazıldıktan sonra. Şunları da kazmalarını istiyorum bu arkadaşların. Sanırım seviye atlayan birisi var dedim ama yokmuş. Araştırma mı tamamlandı o zaman? Aynen, araştırma tamamlandı. Güzel. Tamam, seni kapatıyoruz. Yetersiz oksijen üretimi diyor. Elektrikten kaynaklı bu çoğunlukla. Suyu neden? Tamam. Burası doluydu herhalde, o yüzden olabilir. Araştırmalara girelim. Hızlıca sıvılar değil, gazlar. Şuraya doğru ilerleyeceğiz. Bunların hepsini yapmamız gerekiyor. Zaman içerisinde zaten şu gazları da artık yavaştan
kontrol altına almam gerekiyor. Karbondioksit bir şekilde kullanacağız. Yukarıda hidrojen için yer ayıracağız. Tarım alanını büyütmem gerekiyor. Vesaire vesaire. Yapacak çok fazla iş var. Burası tamamlandı. Burayı da tamamlarsak eğer. Tesisatı bir kontrol edeyim. Burada da. Aynen. Atık su buradan makineye girecek. Temiz su ise buradan. Şuraya aktaracağız ama şu an için çok aciliyeti yok sanırım bunun. Buradaki suyu buraya boşaltıyorduk ama şimdiki sisteme veriyoruz. O da iş görüyor. Evet. Şimdi gübre sentezleyiciyi kullanmayacağım ama eşyalardan park tabelası. Diğerleri parka dönüştürebilir miyiz? Çok parka dönüşecek bir yer yok etrafta. Güzelleştiririz. Bir noktada bir park yaparız bizimkilere, böyle temiz havası olan, çiçekli böcekli. Orada eğlenirler. Buzdolabına ihtiyacımız var yemekleri depolamak için. Onu koyalım buraya. Gücünü verelim. %75 dolduracaksın. Onu da %75 dolduğuna kadar çalış. Evet, bence fena ilerlemiyoruz ya. 29. güne geldik. Hadi bakalım. Oksijen durumumuzu kontrol ediyoruz. Burada ciddi anlamda karbondioksit var. Ondan yavaşça kurtulmam gerekiyor benim. Onlara bir bakalım. Şunu birazcık da burada kullanabiliriz sanırım. Bir süre. Yosunumuz hala var. Atı sayılır miktarda. Şuraları kazmamız için size yardımcı olalım. Herhalde yeterli olur bunlar. Evet, bir şey geldi bakalım. Şablon seç. Tedavisel tablet, bu güzel. Yardım paketi, pufçuk. Bunlar... Balçık çıkartıyordu. Balçık bizim depolamak için biraz sıkıntı yaşatabilir bize. İleride yardımcı olur bize ama şu an değil. Tarımcılık iyi bence. Kazma görevlerini yapmasa da olur. Yıkıcı olması çok sıkıntı ama. Mikrop direnci artırılmış. Bunu strese sokmazsak etrafı çok zarar vermez. Ben bunu alayım. Seni alayım aynen. İsmini de verelim hemen. Gülis bir diğer katılımcılarımızdan. Gülis de ekibimize katmış oluyoruz bu şekilde. BKM'in Gray, Erkin, Kaan, Buse ve Gülis. Şu an şimdi bizim destekçilerimiz. Nasipsiz oyuğumuzdaki. Şunu biraz hızlandırsak mı? Yosun teraryumunu. 7 diyelim. Buna bir öncelik verin. Ve araştırma tamamlandı yine. Yani şunun şundan ne farkı var çok bilmiyorum. Suyu da herhalde buna bağlıyoruz. Kendi kendine sulanıyor mu, ne yapıyor? Emin değilim. Ama havalandırma yavaştan bize gerekecek. Gaz pompasını alsam mesela, şuraya koysam, karbondioksit toplasa buradan. Gaz filtremiz var. Bu yanlış hatırlamıyorsam ikiye bölüyordu. Oksijenle karbondioksiti birbirinden ayırıyor ve karbondioksiti bir yerde toplamamızı sağlıyordu falan. Öyle bir şey olması lazım. Evet.
biriktirecek bir alanımız ekstradan olursa aslında fena olmaz. Gaz odalarımız falan olsa. Gaz tenekesi de yapabiliyoruz. Bu gaz tenekesi olayı sanıyorum eskiden yoktu. Bana yabancı geliyor çünkü. Tarım istasyonunu yapabilirim. Mikrobesin gübresi üretiyormuş. Şuraya bunu koyabiliriz. Bence güzel. Bir araştırma daha tamamlandı. Hava akışı karosu, manuel hava kilidi. Bu işimize yarayabilir gaz odası için. Gaz odası yapmamız gerekecek çünkü kendimize. Bu gaz odasını da nereye yapabilirimi düşünüyorum hala. Şurada hani hidrojen var. Bu açığa çıkarsa çok sıkıntı, yukarıda birikecek. Yani bu olmasa şuraya şöyle bir odacık yapmayı planlayabilirdim. Burada başka şeyler var. Şurayı belki karbondioksitle doldurabilirim bu alanı. Yani. En mantıklısı şu an için bana bu gibi geliyor. Büyükçe bir oda olsa şu şekilde. Manuel hava kilidi koysak. Hatta. Şurada bir kapat. Burada bu var. İptal. Yeterli olur. Karo daha. Ve bir manuel hava kilidi daha. Hani bir tanesi airlock gibi düşün. Uzay istasyonlarında olur ya. İçerisi hani oksijenlidir, basınçlıdır. Buraya gelirler. İyisileriyle beraber. Burası kapanır. Ardından burası açılır. Dolayısıyla buradaki havayı kaybetmemiş olursunuz. Çok fazla en azından. Bu iş görebilir. Yani oraya zıplayamayacaklardır ama zaten bunlar burayı tamamlayana kadar muhtemelen bunda da işimiz bitebilir. Evet, burada bu şekilde bir olay yapılabilir. Burası tamamlandıktan sonra tesisat kısmından su filtresi değil. Bu tesisatta değildi. Neredeydi o? Havalandırmadaydı. Gaz pompasını yapıp şuraya bir yere koysak. Burada dursun. Buraya kadar su yükselecektir muhtemelen. Gaz borusu buradan çıkış yapacak. Merdivene ihtiyaç duyacak tabi burası. Havalandırmaya geri gel. Gaz borusunu şu aşağıdan. Birlikte çıkarsak. Aslında ne var biliyor musunuz? Burayı iptal et. Karbondioksit ağır olduğu için aşağıya çökecek ya, biliyorsunuz, malumunuz. Buranın girişi yukarıda olsun. Buraya kadar dolmadığı sürece, en azından şu alana kadar dolmadığı sürece aşağıda daha rahat şey sağlayabiliriz. Yalıtım sağlayabiliriz burada. Şuna çok ihtiyaç yok. Burayı da kaldır. Hava kilidini buraya koy. Sen de buraya koy. Buradan merdivenle aşağıya inen bir yolumuz olsun. Neyse, şurası da çok gerekli değil. Hatta şurayı kaldır. Burayı bu şekilde kapatalım. Böyle yapalım. Senin orada kalman lazım. Yanlışlıkla gayret. Evet. Bunu buradan alalım. Onun yerine şuraları kazalım. Buraları kazalım. Bu da hatta buradan kaçan karbondioksitleri temizlemek için işimize yarayabilir.
Dolayısıyla merdiven de buradan gelsin. Bir noktada buraları da kazarız, o çok sıkıntı değil. Aynen, burayı bu şekilde halledebilirsek bayağı güzel olacak, keyifli olacak. Tabi içeriye yine merdiven yapmam lazım, bunlar gerçi çıkar yollar. Şuraları, buraları da bu merdivenlerden yaparlar. İyi, sıkıntı yok gibi. O zaman tekrar havalandırmaya giriyoruz. Oyunu birazcık yavaşlatacağım. Araştırmamız devam ediyor mu? Ediyor. Tamam, büyük makineyle araştırmaya devam ediyorlar. Gaz borusunu alalım. Buradan gaz çıkışını verelim. Burada temiz oksijenim falan da var bu arada, görünüyor. Oh, klor açığa çıktı. Burası, burayı yıktılar. Bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Burayı hemen acilen kapatın arkadaşlar. Şurayı öncelik 9. Kloru çok fazla kaçırmadan buralara. Miktar kaçacak giderken ama. Biraz hızlı, biraz hızlı. Hoş olmadı, evet. Tamam. Şurada bir klorumuz var. Kaçan. Onun haricinde yırtık gibi görünüyor durumu. Bunlar otomatiğe bağlanan bir yolu yok muydu ya? Program. Depolama. Depolama önceliğini birisine verebiliriz. JKM'in yapabilir o işi. En yetenekli o görünüyor o konuda. Yeteneği 1. Bunun yeteneği 0 sanırım. Evet, biraz hızlandırabiliriz tekrar oyunu. Burası nasıl gözümüzden kaçtı ya? Klor. Neyse, zamanında fark ettik de. Görebiliyorsunuz bayağı ölümcül bir gaz olabiliyor. Ama burası iyi olacak hani, karbondioksit deposu anlamında. Aerolok olayını da bence güzel düşündük. Yiyecek sıkıntımız yok. Bakteri ve streste bir sıkıntı yok. Yetersiz oksijen üretimi diyor hala. Ama aslında oksijenimiz fena olmakla beraber burada biraz azalmış, evet. Onları halledeceğiz ya. Onları halledeceğiz. Çok sıkıntı değil. Şu sistemi hala yapmadılar. Nedense. Gerçi çok acelesi yok bunda ama. Kedi suyumuz burada birikmeye devam ediyor. Şahane. Güzel bir sistem oldu bu. Atık suyu arıtıp gayet geri dönüşümcü bir şekilde sisteme geri veriyoruz. Yani vereceğiz en azından. Buradaki suyumuz bittiği zaman burayı iptal edip direkt buraya geçireceğiz.
Gaz filtresini de yapsam aslında. Hazır burayı şey yapılmışken bunlar. Beyaz olan giriş, yeşil olan çıkıştı değil mi? Şu şekilde. Güç konusunda da bizim birazcık seviye atlamamız lazım bu arada. Yetenekler. Glizemen seviye atlamış. Ekinlerle ilgilenmeyi verebiliriz kendisine. Bizim ekinlerle ilgilenen bir arkadaş daha var mıydı? Yoktu, güzel. Glizi çiftçi yapıyoruz. Yapacağız. Gıdamızı en azından biz sağlamış olacak. Bir noktada buraya da geleceğiz evet bu arada. Burası hala aklımda ama. Burada kirli toprak falan var mesela. Bunları bizim yukarıdaki arkadaş yiyebiliyor. Neredeydi o? Hah, burada. Seçmemişiz bu arada. Bütün yiyecekleri burada depolayabilirim bence. Şu soğutulmamış yiyecek olayından kurtuluruz. Oksijen üretimini dediğim gibi halledeceğiz. Hiçbir araştırma daha seçilmedi mi? Nasıl ya? Bitmiş araştırmamız o zaman. Hemen seçelim. Güç. Şimdi elektrikle ilgili sıkıntılarımız başlamaya başladı. Şunu yapacağımı çok zannetmiyorum, kömür jeneratörünü. Çok bela oluyor başımıza. Akıllı batarya. Batarya iş görebilir. Şunu alalım. Siz bunu yapın. Oksijen, kötü koku giderici. Buraya bir tane yap. Buraya bir tane yap. Burada çalışan insanlar var. Buraya bir tane yap. Hop, ne yaptık? İptal, iptal, iptal. Haritayı kaydırayım diyordum. Tamam. Bunlarda çok fazla kötü koku gördüğüm kadarıyla yok. Yatak odasına girmeye başlamış hafiften kötü kokular. Aa, güzel yatak yapmadık biz. Bir saniye. Pardon. Üzgünüm Gris. Burada yerin var senin, hazır. Yatabilirsin. Strese sokacağız kızı. Vanası falan var burada. Gaz vanası. Suyla bu da karbondioksiti temizliyordu. Doğru. Onun için başka bir düşüncem var ama şu an benim. Karbondioksitle başka enerjiler üreteceğiz. Dolayısıyla burayı bir halletmek daha önemli noktada. Ve kazalım. Herhalde kazarsın orayı. Sıcaklık durumu ne alemde? Hafiften beyaz ısınmaya da başladı yalnız. Buraya bir soğutma çözümü de getirmemiz gerekiyor bunun noktada. Mekanize hava girdi. Daha çok işimizi görür bizim ya. Ve elektrik getirmemiz gerekecek tabii o durumda ama. Şunları yık. Buraya bir şekilde elektrik zaten getirmemiz gerekiyor. Elektriği de buradan çekebiliriz. Buraların çok güzel görünmesine gerek yok. Hoppa.
Buralar depo çünkü sonuçta. Yani burada çalışan eten çok fazla insan olmayacak. Dolayısıyla burada dekorasyona çok önem vermiyorum. Ki zaten iğrenç görünüyor. Yatak odası gayet iyi. Buraları biraz dekor yapabilirim. Yemek yedikleri yer çok şey değil. Güzel görünmüyor. Tepe pervazları şuralara şöyle koysak. Üstü püstü olsa falan. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Sonra... Buraya bir heykel yapılabilir. En kötü bölge de burası bu arada. Buraya bir heykel yapalım. Ve şuradaki yerdeki şeyleri toplamak lazım. Döküntüyü. Çok fazla döküntü var burada. Yemek yedikleri yerde. Hiç olacak iş değil. Daha buraları sökmüşler. Unutmadan hemen birini buraya, birini buraya. Ardından güç. Bunları buralara. Bu şekilde. Bence fena olmayacak burası ya. Peki oksijene baktığımız zaman karbondioksit de bayağı bir toparlandı. Yattıkları yer biraz oksijen anlamında sıkıntılı. Şey gelmiş. Hatchling. Hatchling yumusu var. Aşçı, makineler. Bu tura almayacağım yeni birisini ya. Hepsini reddet. Dur, yeni birisini almayacağım. Yeteneklerden Kaan seviye atlamış. Tesisat konusunda zaten şey kalmamış onun. Hayvancılık yönünde geliştirebilirim Kaan'ı. Şimdilik tarım vereceğiz. Ekinlerle ilgilenen Güliz olacak. Hayvancılıkla ilgilenen Kaan olacak. Hayvancılık bu oyunda çok yabancı olduğum şey o da bir konu ama bakacağız. Şuradaki kötü şeyi de süpürmemiz lazım. Bayağı bir atıp suyumuz birikti. Bu güzel bir şey. Bunların hepsi çünkü temizlenip burada birikecek. Bir noktada bizim başka atık sular da bulmamız gerekecek. Şurada var bir miktar mesela. Burada var. Hatır sayılır miktarda. Benim biraz buz falan bulmam gerekebilir. Klima olaylarına girmem gerekebilir. Artık bakacağız. Bu batarya. Bunları çok kullanacağım şeyler değil bunlar. Şu bataryayı nereye koyabilirim? Isıtacak çünkü o jumbo batarya. O beni bir endişelendiriyor. Yerleşme en uzak yer şurası şu an için. Böyle bir şey yapabilirim belki şimdilik. Sonrasında bunlar için de ayrı bir oda yapılabilir. Akülerin olduğu orayı soğuturuz. Evet, araştırmaya da devam ediyorlar. Bir sürü eksisi açık kalıyor, beni biraz endişelendirdi de. Orayı buraya taşıyabiliriz. Biraz uzatabiliriz burayı yani. Hatta onu unutmadan yapalım. Şekilde. Böyle tabii ki kablo da gelmesi gerekiyor. Bunu sökeceğiz tekrar. Kabloyu da sök. Onun yerine kapıyı buraya koy. Ve kabloyu da buraya bağla. Şunu yıkabilirsin. Bence bunu da yıkabilirsin artık.
O kadar çok işleri var ki şu an. Dıptıkıntıların. Şeye yetişemiyorlar. Şu kirli suları kaldırmaya çok yetişemiyorlar. Hava temizleyicileri de yapamamışlar işin kötü yanı. Bunları öncelik verelim. Yattıkları ve yemek yedikleri yerdekileri en azından. Onlar da tamamlanacak. Biz de o arada bölümümüzü sonlandırabiliriz. Hemen buradan önce bir oyun durdurayım. Koloni özetimize bakalım. Neler yaptık oyuna başladığımızdan beri. Sonunda şu su, daha doğrusu şişe boşaltıcıyı yapabildim. Yardımlarınız için teşekkürler. Bir türlü göremedim, evet oraya bakmadım çünkü ben. Orayı açıyordum ama hani alışverişte de öyleyimdir. Bir şey alacaksam alacağım şeye odaklıyımdır. Yanında duran başka bir şey varsa görmem. Aynı mantık. Ama atık suyumuzu güzelce biriktiriyoruz. Bence iyi gidiyoruz ya. Son geldiğimiz nokta hiç fena değil. Bu noktadan ilerleyeceğiz. Önümüzdeki bölüm burayı tamamlamış oluruz artık. Gazları artık yavaştan kontrol etmeye başlayacağım ve enerji üretimini arttırmam gerekiyor ki daha fazla oksijen üretimi yapabileyim. Burada mesela bol miktarda bir karbondioksit birikmesi var. Bunlar yavaş yavaş yukarıya çıkıp, buradan da çıkması biraz zor da. Bu kadar hava geçirgen bir şey yapabilirim. Yatak odasını başka bir yere taşıyabiliriz falan. Her neyse bakacağız. Bir yolunu bulacağız artık. Teşekkürler izlediğiniz için. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere diyorum o zaman. Nasipsiz oyuktan. Böyle. Aa, Grizz'in yatağı hala olmamış. Herkese görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.